Şimdi harika bir sunum bizi bekliyor. Eminim keyifle dinleyeceğiz. Onun için böyle bir yüksek alkış istiyorum. Alkışlarınızla Oriflame Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Şirin Yelmen Oktar'ı sahneye davet ediyorum. Öncelikle şöyle bir herkese ayağa alayım. Biraz yorulduk değil mi? Nasıl silkelenirsiniz? Yani böyle üzerinizde bir şey var, toz var, atacaksınız. Hadi bir atın bakalım, herkes nasıl silkeleniyor bir göreyim. Nasıl? Ne yapıyorsunuz? Üzerinizde böyle mi durunca akıyor mu? O zaman bir böyle şöyle zıplamak falan gerekmiyor mu? Ne yapmak gerekiyor? Nasıl silkeleniyorsunuz? Şöyle yapıyorsunuz, silkeleniyorsunuz. Evet, silkelenmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Çünkü yıkım olmadan yapım olmaz. Üstümüzdeki tozları atmadan yeni bir ben olmaz. Kafamda kentsel dönüşümler, içimde bir yerde bir gülüşünden. Sana deliyim ama gizledim her gidişinden. Kentsel dönüşüme giren var mı evi? Evi kentsel dönüşüme giren var mı? Var değil mi? Evler kentsel dönüşüme girmeye başladı. Çünkü neden? Şehirler yapılanacak. Çünkü neden? Deprem oldu. Çünkü neden? Artık yıkılması gerekiyor. Neden? Devlet böyle karar aldı. Peki kentlerde bir kentsel dönüşüm varken içimizdeki o kentsel dönüşüm nasıl oluyor? İçimizde de bir şey yıkılıyor, yeniden yapılıyor ve tekrar tekrar yapılması için kentsel bir dönüşüme ihtiyaç var. Ama devlet gelip yıkmıyor ya da başkası bir şeye söylemiyor. Bizim onu yıkmamız lazım. Ya nasıl olacak? Bir şeyi inşa etmeden önce mevcut olanı yıkmamız gerekiyor. Çünkü daha güçlü. Çünkü daha güçlü ve aynı zamanda yeni bir şey oluşturmanın ön koşuludur demiş Churchill. Gerçekten bizim için en kıymetli noktalardan biri ne biliyor musunuz o yeniyi oluştururken? Bu içimizdeki kentsel dönüşümü yapabilmek. Ama bir şeyleri yaptıktan sonra tekrar onu yenileyebilmek kolay değil. Kayınvalidemin evi kentsel dönüşüme girdi. 50 yıldır aynı evde yaşıyor. Ve 50 yıldır aynı evde yaşamanın bir alışkanlığı var. Çünkü 50 yıldır aynı alışkanlıkları var. Diyor ki ya keşke ev yıkılsa ama ben gitmesem. İçimizde de böyle. İçimizde de istiyoruz ki bir şeyler keşke başkası yapsa da biz değişmesek. Üzgünüm, değişmek zorundayız. Neden mi değişmek zorundayız? Çünkü bir dünya var. Adına VUCA deniyor. VUCA İngilizce 4 harfli. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Bu ne demek? Değişim var, her daim var. Ve bu değişimin içerisinde belirsizlik, aman tanrım o da belirsiz, bu da belirsiz, ne yapacağız bilmiyoruz. Ve diğer tarafta karmaşık. Öyle olsa böyle olur, ya şöyle olsa şöyle olur. Bir de muğlaklık var. Önümüzü göremiyoruz. Şimdi 4 tane önümüzü göremiyoruz, belirsizlik, aynı zamanda değişken. Ya nasıl bir dünyadayız? Nasıl bir dünyadayız? Bu dünyanın içerisindeyiz. Bu zamanın ruhu bu 4 tane değişimi gerçekleştiriyor. Ve bunu yapabilmemiz için bir şey değiştiğinde bir vizyonumuz olmalı. Ya ne için buradayız? Siz ne için buradasınız? Ne için Oriflame'desiniz? Bir vizyonunuz var değil mi? Fatih'in dediği gibi bir hayaliniz var. Belirsiz, her şey belirsizken insan her şeyi anlamaya çalışıyor. Ama ucundan böyle küçük 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 anlamak gerekiyor. Netleştikçe daha berraklaşıyor. Karanlık bir tünelde farz edin kendinizi. Aydınlandı, biraz daha aydınlandı, biraz daha aydınlandı. Ve gittikçe netleşiyor. Netleştikçe o belirsizlik gidiyor. Karmaşıklık, yün, örgü örenler var mı aranızda? Var değil mi? Peki o yumak böyle karmaşık hale geldiğinde nasıl çözersiniz?
bir yerden, evet kesmek istersin ama bir yerden böyle küçük 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 düğümlerle uğraşırsın. Çünkü o karmaşık olan şeyin içerisinden küçük netlikler almaya çalışırsın. O yumağı hepimiz böyle öf bir kessek ama işe yaramaz ki. İşe yaramadığı için o karmaşıklığı netliğe çevirmemiz lazım. Peki öngörü. Günümüz dünyasında her şey düşüyor. Ya neyi göreceğiz? İşte bunun içerisindeki en kıymetli şey hızlı olacağız, hızlı olacağız, hızlı olacağız. Bunların hepsinin içerisinde dünya ekonomik formunda en kıymetli noktalardan biri bu değişim dinamikleriydi. Organizasyonel olarak değişiyor. Her şey değişiyor. Ekonomik, siyasi, teknolojik, sosyokültürel, ekolojik, demografik, Z kuşağı geldi, iklim krizi başladı. Ya aynı anda bakıyoruz teknoloji, ya yapay zeka diyorlar. Ya bir bakıyoruz siyasi krizler, ekonomi, dolar, euro aldı başını gitti. Organizasyon, Oriflame değişiyor. Oh diyoruz ya, bu kadar her şeyin içinde şöyle bir oh çekelim mi? Evet çekelim değil mi? Şöyle bir çekelim. Ama bunun bir anlamı var. Dünya ekonomik formunda, Davos'ta bu içinde yaşadığımız dünyanın bir adı var. Polycrisis, çoklu kriz. Sevineceğiz ya da üzüleceğiz. Bir tane nokta var. Artık çoklu kriz dünyasında yaşıyoruz. Zamanın ruhu çoklu kriz. Peki çoklu krizi nasıl üstesinden geleceğiz? İşbirliğiyle. Çok şükür ki öyle güzel bir komünitinin içerisindeyiz ki yanımıza baktığımızda, gözlerinin içine baktığımızda kadınları görüyoruz. Ve bizimle birlikte işbirliği yapmaya hazır. Ve bunu siz inşa ettiniz. Bunu yoktan siz yaptınız. Tekrar bazı şeyleri yıkıp tekrar yapacağız. Nasıl? İşbirliğiyle. İçinde bulunduğumuz dünya çoklu kriz dünyası. Eskiden böyle değildi. Üzgünüm eski kalmadı. Kentsel dönüşüme girdi evler. İçimiz kentsel dönüşüme girdi. Ve o yüzden bir an önce içimizdeki krizle, işbirliğiyle üzerinden geleceğiz. Güzel bir haberim var. Zirvedesiniz şu anda. Çünkü buradasınız. Neden zirvedesiniz? Çünkü zorlu zamanlar geçirdiniz ve o zorlu zamanlar güçlü sizi yarattı. Ve siz güçlü insanlar iyi zamanlar yarattınız. Ve iyi zamanlar öyle güzel ortam sundunuz ki o yeni gelenler çok keyifli ortam gördü ve bunun için zayıf olmaya başladılar. Çünkü sizin gibi güçlük çekmediler. Çekmeyince ne oldu? O zayıf insanlar şu anda zorlanıyorlar. İçinde bulunduğumuz dünya içerisinde gücünüze güç katmak istiyorsanız çok mutluyuz. Çünkü çok kriz var. Demek ki yine biz yine güçleneceğiz. Yine o zorlu zamanların içinden geçeceğiz. Yine o güçlendikçe yeni insanlar türüyecek içimizde. 1950 yılına kadar dünyadaki Einstein'ı, bilim adamları hepsi 1950 yılına kadar çıkmış. Neden? Bütün savaşlar o zaman olmuş. Neden? Bütün ekonomik krizler o zaman olmuş. Şu anda 50'den sonra çıkan bir tane bilim insanı yok. Var da çok az. Hani bir tane de demeyelim tabii. O az olanla birlikte baktığınızda diyorsun ki, evet işte iyi zamanlar zayıf insanlar yarattı. Şu anda içinde bulunduğumuz ortam bize güçlü insanlar yarattırmayı gerektiriyor. O yüzden sevinelim. Ama ya sevinelim diyorsun şirin de diyebilirsiniz. Bazıları çöküyor. Bazıları çökerken de bazıları dönüşüyor. Sizce bazıları bu krizlerden çökerken bazıları neden dönüşür? Moralini yüksek tutuyor. Başka? İşine devam ediyor. Bu görevdir diyor. Başka? Krizi fırsata çeviriyor. Şimdi bazıları çökerken bazıları neden dönüşüyor? Fotoğraflarda görebilirsiniz. Beyin nerede beyin? Beyin nerede? Çöken beyinler nerede? Kavanozun içinde beyin ne demek?
Ben biliyorum. Ben zaten yaptım. Benim beynim o kadar güzel ki koruyorum, kolluyorum, böyle kaplara alıyorum, içinde yaşıyorum. Her şeyi de ben biliyorum çünkü bunun içinde yaşıyorum. Çünkü beni buraya benim beynim getirdi. Evet, çok haklısınız. Sizin beyniniz sizi buraya getirdi. Ama sene 2023'e getirdi. Şu anda 2024'ün içinde sizin beyninin artık gözlük takması gerekiyor. Daha dikkatli bakması gerekiyor. Hatta yakından bakması gerekiyor. Bazen de uzaktan bakması gerekiyor. Rengarenk olması gerekiyor. Rengarenk ne demekse. Rengarenk olması gerekiyor. Ve bir an içerisinde o gözlüklerle dünyaya baktığında işte o zaman değişiyor. Beynimi kapattığımda dünya öyle bir sınırlı hale geliyor ki o sınırın içerisinde ben kendimi yok ediyorum. Ve o zaman işte kentsel dönüşümmüş ya da benim kayınvalidemin dediği gibi ya ölsem de çıkmasam diyorum. Ama yani öyle de şirin. Yani baktığında şu kediciye baktığında bakın bakalım. Bu diyor ki of of diyor çok yoruldum. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme, diz çöktüm dünyanın. Çok yoruldum, tükendim, mahvoldum, enerjisi kalmadı, artık ilerlemek istemiyor. Hep mi ben diyor ya, hep mi ben? Bıktım artık diyor ya, değişmeyeceğim, dünya değişirse değişsin. Ben değişmeyeceğim, değişmeyeceğim çünkü ben yoruldum ve bizim şarkımız bu. Ama sizin şarkınız bu değil. Çünkü siz buradaysanız, sizin şarkınız aslında daha heyecanlı, daha güzel. Çünkü diyor ki, kriz mi var? Ooo, fırsat gelsin. Kriz mi var? Yeni bir şey öğreniyorum. Kriz mi var? Yeniden canlanıyorum. Bizim şarkımız anca olsa olsa... Acısıyla, tatlısıyla, ne şahane bir şey yaşamak. Dibe vurman, dimdik durman, bir bahane, bir oyun kurman. Acısıyla, tatlısıyla, ne şahane bir şey yaşamak. Dibe vurman, dimdik durman, bir bahane, bir oyun kurman. Bizim şarkımız bu olabilir. Çünkü evet acı, evet canım acıyor. Evet yoruldum, evet tükendim ama çok şahane bir şey bu yaşamak ya. Ya buraya geliyorum, birlikteyim, dokunuyorum, sarılıyorum, insanlarla birlikteyim, kadınlara daha çok gelecek sağlıyorum, bir firma var arkamda, dünyaya sarılıyorum. Ya bunca şeye rağmen topun peşinde koşmayı tercih ediyorum. Çünkü yaşamak çok güzel. Yaşıyorum, nefes alıyorum, çok güzel. Nefes almanın güzel olduğunu o yoğun bakımda yaşayan, nefessiz kalan insanlara, astım insanlarına sorun. Nefes almak o kadar güzel bir şey ki şöyle oh, yaşıyoruz. Yaşıyoruz ve bunların içerisinden geçerken sınırlarımızı o kadar zorlamak zorunda kalıyoruz ki bir zen hikayesi anlatmak istiyorum size. Usta ve öğrencisi. Güzel şu gördüğünüz manzaradalar. Birlikte gidiyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar. Öğrenci bir duvar görüyor. Ve duvar görünce böyle ya diyor buradan nasıl geçeceğim? Bunu da bir sonrakinde görüyor. Buradan nasıl geçeceğim diyor. Ya burayı görebilmek için nasıl geçeceğim diyor. Usta geliyor. Diyor sana bir kelebeğin hikayesini anlatayım. İki kelebek var diyor. O iki kelebek bahçeye gelirler, duvarın etrafında dönerler, 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 yol ararlar. Bulamazlar ve o duvarın içinden geçelim bir de. Ben o duvarlara çarpa çarpana sır tuttum, ağlaya ağlaya yosun tuttum. Deli bir nefes alır gibi batıyoruz, yükümüz ağır. Duvara çarpıyor.
bir daha çarpıyor. Ama bir bakıyor, arkasında burayı görüyor. İçinden geçtiğimiz duvarlar bizim sınırlarımız. Nasır tutuyoruz, canımız acıyor. Hatta isyan ediyoruz. Hatta bazen birilerini suçlamak istiyoruz. Suçlayalım ki oh biz hangisini istiyoruz. Ama bu bahçe var ya bu bahçe. Bugün burada oturuyorsunuz ya, siz bu bahçeyi yarattınız içinizde. Siz bunun ne demek olduğunu, bunun keyfini benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. Buraya gelirken, bunların hepsini anlatırken aslında iki tane kitap yazmış, kadınlara iki kitap yazmış. Aynı zamanda yıllardır koçluk yapmış biri olarak size bunu söylüyorum. Benim 15 yıldır tek amacım var. Kadınların iş yaşam dengesini sağlamak ve bunun adına konuşuyorum. Evet burada belki İK direktörü olarak konuşuyor olabilirim ama aslında arkasında o duvarları aşan insanları gördüğümde o hikayelerin altında gördüğüm en önemli şey şurada sınır var zannediyoruz ya. Hadi şöyle bir geçelim ya içinden. Hani belki sınır yoktur ha. Belki yapabiliyorsunuzdur. Belki kelimesini bugün cebinize alın. Belki öyle değildir. Belki size harika bir bahçe sunacaktır. O duvarı açsanız. Bizim için çok kıymetli o yenilik var ya yenilik. Yenilik ve değişim eski düzenin yıkılmasını gerektirir. Yeni bir şey inşa etmek için eskiyi yıkmak kaçınılmaz bir adımdır. Kaçınamazsınız. Ya keşke olsa, ha saklanabilirsiniz ha bu arada. Hani bir yere şöyle saklanırsınız ama o zamanın ruhu var ya ekonomik krizden olur, siyasetten olur, organizasyondan olur, aileden olur, sizi mutlaka vurur. Kaçamazsın asla. Ah bunları kaçamayacağız ama ne yaratacağız? Ben bunu böyle anlatmayacağım bile. Size soruyorum. Başa dönün. İlk Orflame'le tanıştığınız ana dönün. İlk an. Kendi piyasanızı dönüştürdünüz mü? İlk. Yani ne demek bu? Bir anda çevreniz değişti mi? Tamam. Peki bir değer yarattınız mı kadınlara? Onları değerli hissettirdiniz mi? Tamam. Bir anda o kadınların ne kadar duyarlı olduğunu görüp onlara özgün yaklaşımda bulundunuz mu? Evet. Büyüme ilk baştan böyle yavaş yavaş oldu. Canınız, karnınız, hatta şuracınız ağrıdı. Ama yine devam ettiniz mi? Burada hiç evet yok ya, siz yapmadınız mı? Peki bu yenilikçi modellerden, bu yeniliklerden faydalanıp ilk kez bir şeye adım attınız mı? Evet. Bunların hepsini siz yaptınız mı? Peki şimdi... Bunların hepsini yapmanıza rağmen şu anda yenisi için daha yukarıya, daha yukarıya çıkmak için ne gerekiyor? Ne gerekiyor biliyor musunuz? Ne gerekiyor? İnanç gerekiyor, inanç. İnsanın, başarılı insanların en büyük zorluğu ne biliyor musunuz? Bunların hepsini siz yarattınız. Şimdi insan bir yere kadar kendi yarattığı şeyi zaten biliyor ya, zaten. Bir daha niye uğraşsın ki? Çünkü yapmış ki. Hani bir daha yapmaya gerek var mı ki? Bir daha yapmaya gerek var mı ki? Oradan bir bakalım bakalım neden gerekli? Bizim için en kıymetli olan şey değişimde. Bunların hepsine bir bakın. Hayaliniz var mı? Beceriniz, yani bu konuyu yapabilme beceriniz var mı? Motivasyonunuz var mı? Kaynaklarınız, yani şirketin sağladığı ürünler var mı? Bununla ilgili nasıl yapacağınız var mı? Bunların hepsi varsa değişim olur. Ama şu anda istediğiniz hayatı yaşamıyorsanız, eğer eyleminizde eksiklik varsa bir kahve sohbetine döner. Yani nasıl? Canım benim nasılsın? Ay Orflame'de işler de harika gidiyor, çok güzel. Ben bunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım. 10 gün sonra tekrar, canım benim nasılsın, Orflame'de işler harika gidiyor, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, tekrar sadece konuşursun. Eylem olmazsa değişim olmaz. Kaynak, ürün, istediğin ürün olmazsa hüsran. Çok şükür ki istediğimiz ürün var, buraya hemen geçiyorum.
Motivasyon. Motivasyon olmazsa da bir gün şöyle dersin. Ay ne güzel ya Mert, harika işler yapıyoruz değil mi? Evet evet. Ya Maral sen niye öyle diyorsun? Bunu da böyle yaparız şöyle. Aa Yıldız sen niye öyle diyorsun? Aa Fatma şöyle şöyle dersin. Ve bir anda motivasyon bir gün böyle ertesi gün yine oturursun buraya. Ya bu iş olmayacak dersin ya. Tükendim bitti. Ya olmayacak galiba. Bir öyle desem bir şöyle desem olmuyor dersin. Ve bir anda o dalgalı sen seni bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. Yine o değişim var ya, yine olmaz. Beceri, bu ilk başlarda belki başlasaydınız olurdu da, kaygılı olursun bir işe becerin olmazsa. Öyle mi yapsam, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam dersin, kaygılı olursun. Ya da hayalin yoksa, işte belki burası da olabilir. Hayalin yoksa karışırsın. Hayalin yoksa yaparsın, yapmazsın. Yaparsın, yapmazsın, karışırsın. O yüzden değişim istiyorsak basamaklar belli. 5. Şimdi içinizden kendinize sorun bakalım. Bu 5'ten hangisi içinizde azıcık az, azıcık? O zaman onu arttırmak için nasıl desteklenebilirsiniz? Şimdi artık bunların hepsinin içerisinde bir bize dönme ve kendi içimizde ilerleme. Biraz önce dedim ya kadınlarla birlikteyim, uzun zamandır kadınlarla birlikte çalışıyorum. Ve bunun içerisindeki en önemli noktalardan biri umut, hayal. Ya ben gökyüzüne baktığımda bir şey görüyor muyum? Hemen yanınızdakine dönüp Oriflame'deki kendinizle ilgili bir hayalinizi söylemenizi istiyorum. Çıkmıyorsa bırakın. Dönüp Oriflame'de kendimle ilgili bundan sonraki için bir hayalim var. Hemen, 2 dakika. Hemen, 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 hemen duyayım. Yıldızlar gibi ışıldamak, başka hayalleri duyayım. Üst altın direktör olmak, başka. Elmas, başka. Kayak tatiline gitmek, başka. Buradan bir el vardı. Üst altın direktör, hayaller, hayaller, hayaller. Hayalleri olan size bir tane küçük bir hatırlatma yapacağım. Hayaliniz varsa, hayaliniz için günlük sorumluluğunuz ve rutininiz yoksa hayal sadece yine bir kahve sohbetinden ibaret olur. Ya da günlerdeki konuşmadan ibaret olur. O yüzden hayalin en önemli noktalarından biri sorumluluk almak ve onun için her güne bir adım bir şey yapmak. Hayaliniz için her güne ne yapıyorsunuz? Nasıl bir sorumluluk alıyorsunuz? Bunun neresindesiniz? Bunu gerçekten biliyor musunuz? Bunu söyleyin. İkinci konu, iyimserlik. Kendinizle nasıl konuşuyorsunuz? Gece yastığa yattınız. İyileri mi hatırlarsınız, kötüleri mi? İyi, başka? Başka? İkisini de. Şimdi yeni bir şey, eğer değişmek istiyorsak, kendimizle ilgili hatırlayacağımız en önemli noktalardan biri, bugün iyi ne var? 3K'dan sakının. Ne demek bu? Kapsayıcı. O öyle oldu, bu da böyle olabilir. Bu böyle oldu, şu da böyle oldu. Bu K yok, kapsamayın sakın. Kişiselleştirmeyin. Ya bunu bana böyle yaptı, böyle yapamaz. Hayır, 2. 3. Asla ve asla kalıcı yapmayın. Bana hep böyle yapıyor. İşte bu 3K'yı söylersek iyimser kalamayız. Yohan'ın sabah sunumda söylediği gibi pozitif olamayız. İyimserlik değişim ve dönüşümün olmaz noktalarından biridir. Yaptığım koştuklarda hayatını dönüştüren insanlardaki en çok gördüğüm şey kendi iç konuşmalarının çok pozitif olması ve kendilerine karşı çok iyimser olmaları. Bu da insanların hayatlarına dokunuyor. Gelelim duygusal dayanıklılığa. Ya ben dayanamıyorum, ben öfkeme yeniliyorum, ben hüzünlüyüm, ben ağlıyorum, ben kızgınım gibi.
gibi duygular içerisinde kalabiliriz ama duygusal dayanıklılık demek aslında nasıl bir köklendiğimiz demek. Kök ne demek? Ağacın kökü. Engin Gençtan'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, insan içinde devrik olmazsa kimse onu deviremez diyor. Eğer içimizde bir yerde devriksek, yani içimizde bir yerde böyle ağaç kovukları varsa, gelen her söz şak 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 böyle hedefler bizi. O yüzden köklerimiz bizim değişim ve dönüşüm için en önemli noktalardan biri. Ben gövdeye öz yeterliliği koydum. Neden öz yeterliliği es geçtim? Öz yeterlilik aynanın karşısına geçtiğinde yapabilirsin ya, bravo, senden olur demek. Öz yeterlilik kendine olan inanç demek. Siz buradasınız, sizin kanıtlanmış başarınız var. Demek ki sizin içinizde kocaman bir öz yeterlilik var. Ama belki unutmuş olabilir misiniz yaptığınız başarıları? Belki hatırlamaya ihtiyacınız olabilir mi? O yüzden hemen yanınızdakine dönün, yanınızdakine. Ve yanınızdaki kişiye onunla ilgili bir tane içinizden geçen bir şeyi hemen söylemenizi istiyorum. Hemen. Küçük, hemen, böyle. Nasıl geldi? Çok iyi geldi. Hatırlıyor muydunuz böyle bir şeyi? Gözler fal taşı gibi açıldı, değil mi? İnsan bazen kendini unutur, aynada bakmak ister. Ama baktığında kendi lensinden görüyor ya. Bazen o öz yeterliliği unuturuz. Bugün sizden rica ediyorum. Akşam var, gala var, birlikteyiz. Birlikte olduğunuz kişilerde hissettiğiniz duygular varsa gidin ve deyin ki ya uzun zamandır seminerde bir arada değildik. Seninle ilgili şunları hissediyorum, düşünüyorum deyin. Hatırlamaya ihtiyacımız var. Bakın bizi değiştiren ve dönüştüren en önemli noktalardan biri köklerimiz, gövdemiz, hayallerimiz ve içinde bulunduğumuz iyimserlik. Ya belki de diyeceksiniz ki Şirin, bak bunların hepsini yap diyorsun, kriz diyorsun, gücüm kalmadı. Hayır, gücümüz var. Neden var biliyor musunuz gücümüz? Bizim çok kuvvetli bir amacımız var. Siz artık tek değilsiniz. İnsanın nasıl çocuğu olduğunda arkasından böyle insanları düşünür ya, siz kadınları güçlendirdiniz. Siz arkanızda kocaman hayatları dönüştürdünüz. Sizin bir sözünüz, sizin bir cümleniz, sizin onlara yaptığınız bir telefon konuşması onları ayaklarından kaldırdı. Deprem yaşadık, deprem bölgesindeki kadınları nasıl dönüştürdüğümüzü gördük. Çünkü o kadınlar bir telefonla, bir koçlukla sizin peşinizden koştular. Üzgünüm, bir kişi olsanız belki yatabilirsiniz yine Yohan'ın sunumundaki gibi. Ama şu anda sizin hayata dokunduğunuz insanların artık değişim ve dönüşüm zamanı. Çünkü artık biz kadınları güçlendirdikçe, kadınların içerisindeki enerjilerini, yapabilir gücünü, öz yeterliliğini güçlendirdikçe ne olacak biliyor musunuz? Ekonomiye katkı sağlayacaksınız. Bir kadının hayatını değiştireceksiniz. Sadece bir kadının mı? Çoluğunun, çocuğunun, etrafının bakışını. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Size bakış nasıl değişti? Aynı değişecek. O yüzden üzgünüm. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Çünkü bir ıstakozun hikayesi var. İstakozun hikayesini bilen var mı? Evet, Emine Hanım biliyormuş. Şimdi ıstakozun bir hikayesi var. Hem ben videoyu çalıştıracağım hem de aynı zamanda söyleyeceğim. Şimdi ıstakoz içinde böyle yumuşacık bir hayvan. Belirli zamanlarda içinde büyümek ister fakat kabuğu o kadar serttir ki kabuğu sertliğinden dolayı büyüyemez.
kabuk değiştirmesi gerekir ve içindeki o yumuşak doku büyür büyür ve bu şekilde kabuk çıkar. Ve ıstakozlar hayatında bu olayı 3 ya da 4 kez yapar. Sadece bir kez değil. 3 ya da 4 kez yapar. Niçin yapar? Hayatlarını dönüştürmek için. Belki daha önce o değişim ve dönüşümü yaptınız ama şu anda da içinizdeki o yumuşak dokuyu tekrar büyütmek için o dışarıdaki tabakayı böyle soymamız gerekiyor. Soymamız gerekiyor ve soyarkenki yolumuz da tam olarak böyle. Çıkıyoruz, 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 tam ilerleyeceğiz. Çıktığımızı zannediyoruz, düşüyoruz. Tekrar ilerliyoruz, ilerliyoruz, yine düşüyoruz. Gidiyoruz, tam yukarıya varacağız artık ya. Ay, Allah'ım olmadı, baştan. Bir daha, bir daha, bir daha. Ay, bir basamak kalmıştı ya, bir basamak. Olmadı, çıktım, bu sefer oldu. İşte yapabilirim dediğim anda geri dönmem gerekiyor. Ve belki de tekrar tekrar, tekrar tekrar. Ama bakın, adamın yüzündeki ifadeyi gördünüz mü? İfade nasıl? Pozitif. Eğer ben bunu bir oyun olarak, ben bunu bir pandemin olarak alırsam hayatımı geliştirir ve dönüştürürüm. Ama ben bunu bir dert, tasa, ben yoruldum hayat olarak alırsam ben bunu asla dönüştüremem. Belki yatayda, belki dikeyde hayatımı istediğim yere götürürüm ama istediğim şekilde olmaz. Belki çok yorulurum ama yine de olmaz. Hayat bununla ilgili ve ilerlerken düşmek, 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 düşmek var. Biz bu düşmeyi nasıl ele alıyoruz? Biz bu düşmeyi nasıl oyuna çeviriyoruz? Çok kıymetli. Yıkım olmadan yapım olmaz. Yıkım olmadan yapım olmaz. Siz hayatınızda bir kere yıktınız. Tekrar yapmaya hazır mısınız? Teşekkürler. Harika sunumu için Şirin Hanım'a teşekkür ediyoruz.